Süper Lig'de 1966'dan 1999'a kadar sadece 3 kez yabancı sınırı değişirken, 99'dan beri geçen 20 yılda neredeyse her sezon yabancı kuralı değişti. Bu durum kulüplerimizin çok daha fazla transfer yapmasına olanak sağladı. Bu transferler beraberinde fahiş hataları da getirdi. Bu videoda son 20 sezonda kulüplerimizin yaptığı en fiyasko 20 transferi ele alacağız. Kiralık oyunculara yer veremeyeceğiz. Zira onları da hesaba katarsak işin içinden çıkacak gibi değil. 20 numara Filip Holosko. Bu transfer Beşiktaş'ta bir dönemin transfer politikasını da özetleyen bir hamleydi. Feda yıllarının neden yaşandığını bu transferlerden daha güzel anlatan bir örnek bulunamaz. Beşiktaş 2007-2008 sezonu devre arasında Manisa Spor'dan Holosko'yu transfer etmek için 5 milyon avro ve tecrübeli oyuncusu Koray Avcı ile birlikte 23 yaşındaki genç golcü Burak Yılmaz'ı da takas olarak vermişti. Beşiktaş, Holosko'dan beklediğini alamadığı gibi takasta gönderdiği Burak Yılmaz daha sonraki yıllarda Türk futbolunun bir numaralı forveti oldu. Takas da Türk futbolunun gelecekteki en iyi golcüsünü bedavaya gönderen Beşiktaş, ilerleyen yıllarda her transferde de bir miktar paranın yanında takasla Holosko'yu göndermenin yollarını aradı. 19 numara Nordin Amrabat. Bu listede Kayserispor'dan 4 büyüklere dev bonservis bedelleriyle gidip bekleneni veremeyen yıldızları bol bol göreceğiz. Onlardan biri Nordin Amrabat'tı. 8.6 milyon avroya transfer edilen Faslı kanat oyuncusu Fatih Terim'le Ünal Aysal yönetiminin arasında ilk tartışmalara neden olmuştu. Verilen bonservisin altında ezilen Amrabat Galatasaray'da tutunamadı. Teknik heyet, "Biz bu transfer için 5 milyon avroya kadar alınabiliyorsa alınsın demiştik" sözleriyle kendilerini savundu. Nihayetinde Abdurrahim Albayrak araya girdi. Amrabat, Albayrak'ın memleketi Rize'nin plaka numarası olan 53 numaralı Galatasaray formasını giydi ama bekleneni veremedi. Yine de Galatasaray, Amrabat'ı Malaga'ya 2 kez kiraladı, ardından 3,5 milyon avroya sattı ve kiralama bedelleriyle birlikte toplamda 4,8 milyon avro bedelle Faslı oyuncunun zararının yarısından fazlasını çıkarabildi. 18 numara Didier Zokora. Trabzonspor'da 2011-2012 sezonunun ardından taşların yerinden oynamasına sebep olan transferlerden biri Zokora olmuştu. Şenol Güneş, sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'la yeniden anlaşılması gerektiğini söylerken, yönetim Selçuk yerine daha iyisini alacağız demiş ve Sevilla'dan Zokora'yı getirmişti. Zokora hem yüksek bonservis hem de yüksek maaşına rağmen isteneni veremedi ve Selçuk'un yeri dolmadı. 17 numara Alper Potuk. Fenerbahçe 2013-2014 sezonu başında Galatasaray'la bir transfer yarışına girmiş ve o zamanlar Eskişehirspor'un 22 yaşındaki genç yıldızı Alper Potuk'u tam 7.250 milyon avroya transfer etmişti. Ersun Yanal eski öğrencisini getirip o sezon takımı da şampiyon yapmıştı ama Fenerbahçe geçen 6 senede Alper'den yeterince yararlanamadı. Bu sezon maaşında indirime de giden Alper yine de yedek kulübesinden kurtulamıyor. 16 numara Maicon. Galatasaray 2017-2018 sezonu başında o dönemdeki teknik direktörü Tudor'un açıklamalarına göre hava toplarına hakim bir stoper arıyordu ve Brezilyalı Maicon transfer edildi. 7 milyon peşin, bonuslarla birlikte tam 8 milyon avroya gelen Maicon, 2.2 milyon avroda maaş alıyordu. Aslında Galatasaray'da ilk 5-6 hafta iyi maçlar çıkaran Brezilyalı sonrasında hızlı bir düşüş yaşadı. Tudor'la kötü ayrılan Maicon, Fatih Terim'in de sistemine uymadı ve 1,5 sezon kalabildiği Galatasaray'dan ancak 1.7 milyon avroya El Nasr'a kiralanabildi. Sarı Kırmızılılar kısa sürede bu transferden büyük zarar etti. 15 numara Matteo Ferrari. Beşiktaş'ı ekonomik buhrana sürükleyen transferlerden biri de Ferrari olmuştu. 2009-2010 sezonu başında Genoa'dan 5 milyon avroya transfer edilen İtalyan stoper bir dönem iyi maçlar çıkarsa da Schuster'in savunmayı ileri çıkaran oyun anlayışı için çok ağır kalmıştı.
Yine de Ferrari ile ilgili yapılan hatalar kendisinin tercih edilmesiyle sınırlı kalmadı. 2011-2012 sezonu başında Beşiktaş, İtalyan stoperin sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ferrari kasa başvurdu ve kas Beşiktaş'ın Ferrari'ye 8 milyon avro tazminat ödemesine karar verdi. Beşiktaş'tan oynadığı dönemde aldığı maaşı, kendisine ödenen bonservisi ve sonraki tazminatı topladığımızda Beşiktaş bu transferden yaklaşık 15 milyon avro zarar etti. 14 numara Gökhan Ünal. Trabzonspor 2008-2009 sezonu başında o dönemlerin flaş golcüsü Gökhan Ünal için kesenin ağzını açmıştı. Kayserispor'un golcüsü için tam 6.2 milyon avro ödendi ama Gökhan Ünal Kayseri'de gösterdiği performansı Trabzon'a taşıyamadı. Gökhan'ı daha sonra Fenerbahçe'de transfer etmişti ancak Kayserispor'da izlediğimiz Gökhan'ı bir daha aynı performansla göremedik. 13 numara Mbaya Diagne. Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcü oyuncusunu 10 milyon avro peşin ve şampiyonluk halinde 3 milyon avro daha ödemek şartıyla transfer etmişti. Şampiyonluk gelince Senegalli golcü için Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya ödenen bonservis tam 13 milyon avroyu buldu. Buna karşın Diagne, Galatasaray'ın beklentilerini karşılayamadı. 6 ay önce 13 milyon avro olan Diagne, 6 ay sonra 3.350 milyon avroya kiralandı. Hem de 2.150 milyon avroluk maaşını hala Galatasaray'ın ödemesi suretiyle. Şimdi Galatasaraylıların tek temennisi var. Diagne'nin Belçika'da kendini göstermesi ve mümkün olan en yüksek bedelle elden çıkarılabilmesi. 12 numara Emmanuel Emenike. Fenerbahçe, Karabükspor'da yıldızlaşan Emmanuel Emenike'yi Spartak Moskova'dan 13 milyon avroya transfer etmişti. O yaz Ersun Yanal iki isimden birini seçmek durumundaydı. Ya Benfica'dan Cardozo'yu ya da Emenike'yi alacaktı. Emenike ilk sezonda şampiyonlukta rol oynasa da sonra performansı düştü ve beklentilerin uzağında kaldı. 11 numara Serdar Kesimal. Aykut Kocaman'ın Konyaspor'da yaptırdığı özellikle Balkan kökenli transferler ne kadar başarılı olduysa Fenerbahçe'deki transferleri de o kadar tartışıldı. Deneyimli teknik adam bu transferleri kendisinin mi istediğini yoksa yönetimin mi yaptırdığını hiç açıklamadı. 5.5 milyon avroya Stoh, 6.5 milyon avroya Dia, 4.5 milyon avroya Katlek gibi bu listeye girebilecek başka oyuncular da oldu ama bir şekilde bu oyunculardan mümkün olduğunca az zararla kurtulmayı başardı Fenerbahçe. Hem elinden çıkarmadığı hem de hiç oynatmadığı tek isimse Serdar Kesimal oldu. 1.2 milyon avroda maaş alan Serdar, 4 yıllık sözleşmesi boyunca neredeyse hiç oynatılmadı ve sözleşmesi bitene kadar parasını aldı. Bonservis ve maaş. Yaklaşık olarak 10 milyon avro uçtu gitti. 10 numara Elano. Galatasaray 2009-2010 sezonu başında Manchester City'den Brezilyalı yıldız Elano'yu 7 milyon avroya transfer etmişti. Elano, o sezon sonunda oynayacak olan Dünya Kupası'nda hazır olabilmek için oynayabileceği bir takım olan Galatasaray'ı seçmişti. Buna karşın Galatasaray'daki ilk yıllarında Dünya Kupası öncesi sakatlanmamak için son derece kaçak bir performans sergiledi. Dünya Kupası'nda ise bambaşka, son derece istekli ve agresif bir Elano vardı. Fil dişi sahilleri maçında Yaya Toure'nin altına kaydığı bir pozisyonda sakatlandı ve ikinci sezonun başını da bu sakatlık nedeniyle kaçırdı. Elano tam 10 yıl sonra geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'a transferini nasıl gördüğünü ve bu transferi Dünya Kupası öncesi araç olarak kullandığını anlattı. Brezilyalı yıldızla Galatasaray ayda en az 3 maça çıkabileceği bir anlaşma yapmıştı. Elano, Dünya Kupası öncesi çok fazla yıpranmak istemiyordu. Nitekim ikinci sezonun ortasında da Brezilya'ya transfer olmuştu. 9 numara Miloš Krasić. Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe transferlerinden biri de Krasić'ti. Juventus'tan tam 7 milyon avroya transfer edilen Krasić için beklenti çok yüksekti ama Fenerbahçe'de ligde sadece 6 kez ilk 11 çıkabildi ve bir asist yapabildi. Ligde gol dahi atamayan Krasić sadece bir sezon sonra
800 bin euroya Bastia'ya kiralandı. Orada da kendini gösteremediği ve 2015 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Bu kadar yüksek beklentiyle gelip bu kadar çabuk tükenen, adeta hiç ısrar edilmeden, denenmeden silinen başka bir yıldız olmadı. 8 numara Arda Turan. Galatasaray'da Atletico Madrid'e ve oradan da Barcelona'ya kadar yükselen Arda, kariyerinde sürekli bir gelişim halindeydi ancak en büyük hayali olan Barcelona'da tutunamadı. Bir kanatta Messi, bir kanatta Arda hayali bir türlü gerçekleşmedi. Barcelona kariyeri yedek kulübesinde geçen Arda, oradan gönderildiğinde de kafasını futbola veremedi. Başakşehir kulübü, onun yüksek maaşını karşılamayı kabul eden tek kulüptü ve yıllık 4 milyon avrodan 2,5 yıllığına 10 milyon avroluk bir anlaşma yapıldı. Buna karşın Barcelona'da yedek olan Arda, Başakşehir'de de yedek kulübesine demir attı. Bu sezon maaşında indirime giden Arda, hala yedek kulübesinde ve şimdiye kadar Başakşehir'de performans gösterebildiği maç sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. 7 numara Tarık Çamdal. Tarık Çamdal, beklentilerin en tersinde performans sergileyen transferler listesinde zirveyi kimseye kaptıramaz. O dönem milli takıma seçilen ve Galatasaray'a 4.750 milyon euro gibi yüksek bir bonservisle transfer olan Tarık, Galatasaray'da adeta yetersizliğin timsali oldu. Tarık, bırakın Galatasaray 11'ine girmeyi, Galatasaray'ın U17 takımında bile 11 oynayamayacak seviyede zayıf, güçsüz bir görüntü sergilediği 5 yıl boyunca hiç faydalı olamadı. Üstelik kendisine başka takım da bulamadı ve her sezon devamlı artan maaşıyla birlikte Galatasaray'a toplamda 10 milyon avronun üzerinde bir zarara mal oldu. 6 numara Rodrigo Tabata. Yıldırım Demirören dönemi transfer facialarından biri de Tabata'ydı. Bu listede Ferrari ve Holosko gibi isimlere de yer vermiştik ancak bonservis olarak en yükseği Tabata'ydı. 2009-2010 sezonu başında tam 8 milyon euroya Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a giden Tabata hayal kırıklığı olmaktan fazlasını yapamadı. Tabata 2 yıl sonra sadece 1.150 milyon euroya Katar'a satılabildi. 5 numara Zvezdan Misimovic. Galatasaray'ın 2010-2011 sezonu başındaki en pahalı transferi Misimovic, Wolfsburg'la Bundesliga'da şampiyonluk yaşamış bir isimdi ve kendisinden beklenti çok yüksekti. Buna karşın onun döneminde Galatasaray'da tam bir kaos yaşanıyordu. Rijkaard ikinci sezonunun başında gönderildi ve Misimovic de yeni hocası Hagi ile hiç anlaşamadı. İkili arasındaki sakız tartışması Misimovic'in Galatasaray kariyerini daha başlamadan bitirdi. Devre arasında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 3,5 milyon avroluk teklif gelince Boşnak Yıldız hiç düşünülmeden satıldı. Galatasaray'la sadece 8 lig maçına ilk 11'de başlayabilen Misimovic, maaşı hariç 5 milyon avroluk bonservis zararıyla apar topar elden çıkarıldı. 4 numara Mehmet Topuz. İşte Kayserispor'dan 4 büyüklere atılmış bir transfer çalımı daha. Kayserispor, Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında adeta güç savaşına dönen transfer hikayesinde Mehmet Topuz'u 9 milyon euroya Sarı Lacivertli kulübe sattı. Aziz Yıldırım'ın özel uçağıyla Kayseri'ye bizzat gidip bitirdiği bu transfer medyada unutulmazlar arasına girse de sahada konuşulamadı. İlk sezonda Daum'un bu adam futbolu bilmiyor dediği yönünde haberlerde çıkmıştı. Mehmet zaman zaman performansıyla faydalı bir rotasyon oyuncusu olduysa da 9 milyon avronun çok uzağında kaldı. 3 numara Robin van Persie. Aziz Yıldırım döneminin en şaşalı transferi Robin van Persie, Manchester United'dan geldiğinde futbol tarihimizin en popüler yıldız transferlerinden biri olmuştu. Premier Lig'de defalarca kendisini kanıtlamış golcü oyuncu çok şey vaat ediyordu ancak eski halinden eser kalmamıştı. 2,5 sezon Fenerbahçe'de kalan Percy, maaşıyla birlikte yaklaşık 25 milyon avroluk bir yatırımdı. İlk sezonunda 16 gol atmıştı ama günden güne fiziksel olarak geri gidiyordu. İkinci sezonunda 9 gol atabildi ve 3. sezonun ilk yarısında sadece 2 maça çıkabildi.
Van Persie gözlerimizin önünde eridi gitti. Şimdi Vedat Muriç'i izleyen Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmak gerektiğini şüphesiz çok daha iyi anlıyordur. 2 numara Daniel Guiza. Guiza dönemine göre en pahalı futbolculardan bile 2 kat pahalıydı. O dönemde 4 büyüklerin harcadığı en yüksek bonservisler 7-8 milyon avro olurken Aziz Yıldırım gemileri yakmış ve La Liga'nın gol kralını tam 14 milyon avroya transfer etmişti. Avrupa şampiyonu İspanya'nın hocası Aragones ile birlikte gelen Guiza Türkiye'ye yaşlı da gelmemişti. 28 yaşındaydı ve La Liga'da tam 27 gol atmıştı. 2008'de Avrupa şampiyonu olan İspanya'nın kadrosundaydı. Bu kadar başarısız olmasını anlaşılır kılan hiçbir şey yoktu. Ne yaşlıydı, ne isteksiz. Kaçırdığı akıl almaz goller sonrası neredeyse hayata küsen Guiza, kendisine gösterilen sabra ve ısrara rağmen eski günlere dönemedi. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 50 maça çıktı. İkinci sezonunda da 44 maç oynadı. Ancak Fenerbahçe'deki son sezonunda sadece 4 maçta süre bulabildi ve bedelsiz olarak İspanya'ya döndü. Fenerbahçe'den sonra da gittiği takımlarda başarılı olamadı. 1 numara Ariel Ortega. Türk futbol tarihinin en büyük spekülasyonlarına neden olan bu transferin maliyeti hala tartışılıyor. O günlerde basına yansıyan bonservis bedeli 22 milyon dolardı. Fenerbahçe yönetimi bunu reddediyordu. Ortega'nın menajerinin açıklamalarına göre ise bu transferin maliyeti menajer ve bazı aracılara yapılan ödemelerle birlikte 35 milyon doları buluyordu. Bugün Ortega'nın Fenerbahçe'ye kaça geldiği hala tam olarak bilinmese de yıldız oyuncu 2002-2003 sezonu başında sarı lacivertli formayı giydi, 14 maç oynadı, 5 gol attı ve devre arasında apar topar takımdan ayrıldı. Ortega'nın kaça geldiği tartışılsa da Newell's Old Boys'a sadece 3.500 milyon dolara satıldığı biliniyor.